Geçtik yeni bir alt başlık. Harfi ifadeler arkadaşlar. Harfli ifadeler dediğimiz şey ne? Aslında matematiğin %90'ı. Harfli ifade sayıların yerine kullanılan semboller, sayıların yerine arkadaşlar her zaman biz ya cümleyi toparlayamadım ama şöyle ifade edeyim. Her zaman sayılarla işlem yapmak zorunda değiliz. İşin özünde sayıların yerine harflerle de işlem yapabiliriz. Harfli ifadeler bundan sonraki kısmın çoğunda karşınıza gelecek. Denklem çözmede, üslü sayıda, köklü sayıda, sayıların kendinde her yerde karşınıza çıkacak. Harfli ifadeler nedir diye bir bahsedeyim size. Harfli ifade içinde en az bir tane harf bulunan ifadeye harfli ifade deniyor. Mesela 3A. Bu bir harfli ifadedir. Anlamı nedir? A sayısı, A ifadesi bir sayıya karşılık gelir ve 3 çarpı A demektir. Yani sakın şöyle anlamayın bunu. 32, 33, 35 gibi iki basamaklı bir sayıyı ifade etmeye çalışıyormuş gibi asla düşünmeyin. 3A demek 3 çarpı A demektir. Burada bir de katsayı kavramı var. 3, bu A sayısının önünde bulunan adama biz katsayı diyoruz. Başka 5XY. Buradaki 5XY'nin anlamı 5 çarpı X çarpı Y demektir. Katsayısı kaç? 5. Katsayı bu. Tabi harfli ifade illa bunlar olmak zorunda değil ki. Her şeyi yanına yazabilirsiniz. 24 M X P R salla. 24 dediğiniz adam burada katsayıya karşılık gelir. Harfli ifadenin önündeki katsayı harfli ifadelerde işlemin nasıl yapılacağını belirler. Nasıl yapacağını belirler. Şimdi bu harfli ifadelerle ilgili arkadaşlar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme nasıl yapılır? Harfli ifadelerde toplama yapılabilmesi için harfli ifadelerin harfli kısımlarının tamamen aynı olma zorunluluğu vardır. Aynıysa işlem yaparız. Öbür türlü yapamaz, öyle bırakırız. Harfli ifadelerde toplama şöyle yapılır. Örnek üzerinde söyleyeyim. Mesela 2xy artı 3xy artı 4a artı 2b. Burada bir işlem yapılabilir mi? Yapılır. Nasıl yapılır? Harfli kısımları aynı olan adamlara bakarsınız. Harfli kısımları aynı olan adamlar var. XY'li kısımların, harfli XY'li adamların harfli kısımları aynı. Eğer harfli kısımlar aynıysa toplama, çıkarma yapılabilir. Nasıl yapılır? Kat sayılarla yapılır. Yani burada toplama olduğu için 2 ile 3'ü toplarsın. 3 artı 2'den 5 dersin. 5XY artı 4A artı 2B dersin. Böylece de bırakırsın. Daha öteye gitmez buradaki işlem. Harfli kısımları farklı olduğu için toplama çıkarma yapamazsınız. Başka 3x artı 4y eksi 5x artı 7y eksi 3z. İşleminin sonucu ne? Burada harfli ifadeler, harfli kısımlar aynı olan adamları işleme alabilirsiniz. 3x ile 5x aynı işlem yapılır. O halde ne yapacağım burada? 3'ten 5'i çıkaracağım. 3'ten 5'i çıkardığınız zaman eksi 2. Ama harfini unutma, eksi 2x. 4y ile 7y'yi topla. 11y. Başka burada yapacağım z'li bir ifade bulunmadığı için eksi 3z olarak kalır. Böylece de kalır arkadaşlar. Başka bir şey yapamazsınız. Toplaması çıkarması bu şekilde. Peki çarpması nasıl yapılır? Mesela 2x'e 3y'yi ve 4z'yi çarpalım. 2x çarpı 3y çarpı 4z. Arkadaşım bir kere şuraların çarpma olduğunu az önce ifade etmiştik. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Yani 3 kere 5 ile 5 kere 3 de aynıdır. Yerlerinin değişmesi sonraca bir zarar vermez. 2x, 3y, 4z bunları çarparken arkadaşlar kat sayılarını çarpıp kat sayı olarak yazarsın. Yani 2, 3, 4'ü çarpıp kat sayı olarak yazıp 24 yazarsın. Sonra geriye kalan bütün harfleri bir araya yazarsın. X, Y, Z. Bu işlemin sonucu budur. Başka? 3 ile 4x'i çarpabilir misin? 3x, 3 çarpı 4x çarpı 5y. Bunlar çarpılır mı? Çarpılır. Harfi ifadelerde çarpma bölme yapabilmek için harfi ifadelerin aynı olma zorunluluğu yoktur. Harfi ifadelerin hepsi bir araya alınır çarpma işlemi yapıyorsanız. 3, 4, 5'i çarparsın 60. Yanına bütün harfleri iliştirirsin x, y. Cevabı budur arkadaşım. Peki bölmesi nasıl yapılır? Mesela 12 x, y, z'yi 6 x, z'ye bölelim. Bölerken de yapacağınız şey arkadaşlar sadeleştirme işlemi. Hani bu ortaokulda, ilkokulda falan da görmüşsünüz. Daha önceki veya sonraki yıllarda görmüşsünüzdür. Pay ve payda da çarpma biçiminde bir adam varsa sadeleşir. Bunların hepsi çarpmaya dikkat.
X'ler aynı gider. Y'ler aynı değil, yavaş, Allah taş yapar. Y'ler aynı falan değil, ağzını topla. Z'ler aynı gider. 12 ile 6 kaldı. Bir de yukarıda Y kaldı. 12'yi 6'ya bölebiliyorsan böl. 2. Hangi harf kaldı sadeleşmeyen? Y. 2Y bu sorunun cevabıdır arkadaşlar. Başka? 24 A, B, C bölü 12 A mesela. Bölünür mü? Bölünür. A'lar gider. 12 ile 24'te, 12 ile 24'e bölersin. 2 çıkar. 2, B, C. Bu işin sonucu 2, B, C'dir ve böylece kalır. Daha öteye de gidemezsiniz. Şimdi bu anlattıklarımın hepsini toparlayan şöyle bir örneğim var. İfadesinin eşitini bulun da görelim demiş. Bulalım da gör. Şimdi işlem önceliği kuralları her yerde geçerli arkadaşlar. Yani işlem önceliği sadece sayılarla ilgili işlem yaptığınız zaman kullanılır diye bir şey söz konusu değil. En baştan son dersimi anlatıncaya kadar hepsinde geçerli olacak. Şimdi dedik ki işlem önceliğinde enişteki parantez işlem yapılır. Hadi yap. Al. Burada işlem yap da göreyim. Burada şu altını çizdiğim parantezli işlemde hiçbirisi birbirinin benzeri olmadığı için, harfi kısımları farklı olduğu için burada çıkarma toplama asla yapamazsın. Peki ne hal diyeceğiz hocam? Şöyle bir şey yapılır. Parantez açılır arkadaşlar. Parantez açmak ne demek? Bakın A'yı tuttum. Şu işlemi yapacağım. Önce ben bunu size biraz daha açık halde yazayım. Şu eksinin anlamı az önce de belirtmiştim ben size. Eksi 1 vardır. A eksi B eksi 3. Öbür şu adam eksi 2A artı B eksi 2. Şimdi bunları çarpacağız. Parantez nasıl açılır? Aslında burada söylemeye çalışan bu sorunun mesajı parantez nasıl açılır? A şu eksi 1'i, şu eksi 1 derken bu eksi 1'i kastediyorum. İçerideki adamlarla teker teker çarpıyorum. Parantezin içinde işlem yapamadığım için böyle yapıyorum. Eksi 1 ile bunları teker teker çarpacağım. Orasını, burasını, şurasını. Eksi 1 ile A çarpıldığı zaman bu adamın işareti artı olduğu için eksi A yapar. Eksi 1 ile eksi B çarpıldığı zaman artı B yapar. Eksi 1 ile eksi 3 çarpıldığı zaman artı 3 yapar. Sonra devamı. Eksi 1 ile 2A yani artı 2A çarp da gel eksi 2A. Bununla bunu çarp da gel eksi B artı 2 yapar. Şimdi burada harfi kısımlara aynı olan adamlar var mı? H var. Bak A'dan A çıkar diyor. Çıkarılır. Önünde 1 var. Önünde 1 var. Birden 1 çıktı 0. 0 A. Yazılmaz. Ayıptır. Birbirini götürdü denir. 0'dır. Hatta 0 bile yazılmaz. Hiçbir şey konulmaz bu adamın yerine. Başka? Bak B ile eksi B. Yan yana olmasına gerek yok. Toplama çıkarmada böyle bir öncelik yok. Yan yana olmalarına gerek kalmadan bu adamlar birbirini götürür. 3 ile 2 aynı familyanın adamları işleme alınır. 5 eksi 2 A kalır. Cevap bu. Ama bunu şöyle yazabileceğiniz de mi? Ya bu detayla çok şu an bu kısım içinde karşılaşmazsınız ama ilerleyen kısımlarda lazım olacak. 5 eksi 2 A'yı arkadaşlar. Şu adamın işi öndeki izle artı olduğunu unutmadan. Şıklara baktın yok. 5 eksi 2 A. Böyle bulunması yerine bu adamı şöyle de yazabilirsin. Toplama çıkarmanın da bulunan adamların yerlerini değiştirebilmeniz mümkün ama işaretlerini bozmadan. Yani bunu şöyle yazabilirsiniz. Eksi 2A artı 5. 2A'yı işaretini bozmadan başa, 5'i artı 5'i işaretini bozmadan sağa alarak yazmanız mümkündür. Peki bu işlem yapılır mı? Veya aklınıza şöyle bir şey geldi mi? Hocam, şeytan dürtüyor bana. Ben burada şöyle yapsam olmaz mı? Diyorsan eğer. 5'ten 2'yi çıkaramaz mıyım ben? Çıkaramazsın arkadaşım. Niye? Çünkü burada çarpma var. Bu adamı 3A olarak yazarsan Allah taş yapar. Ayıptır, günahtır. Bunu böyle yazamazsınız. 5-2A olarak kalır veya -2A artı 5 olarak kalır. Başka türlü hiçbir şey yapamazsın. Bir sonraki soru. İfadesinin eşitini bulalım demiş. Bulalım. Gördüğün gibi işleme alınacak bir adam pek yok burada. Parantezi açmam lazım. Parantez içinde işlem yapamıyorum. Şu eksiyi, eksi 1'i aslında, orasına burasına dağıtıyorum. X, eksi Y, eksi 3X'i içeri ya da eksiyi 3X'e çarptım. Şunu çarptığın zaman eksi 3X yapar. Hatırla önünde artı vardı. Sonra eksi ile eksiyi çarptığın zaman artı Y yapar, artı X yapar. Giden kalan var. Y'ler birbirini götürür. X'ten 3X çıkarıldığı zaman eksi 2X artı X kalır. Oynadığınız zaman bu adamda eksi 1x yapar.
Ama böyle bir yazımı hiçbir yerde görmezsin. Sadece eksi x yazıldığını görürsün. Cevabımız eksi x olur. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu konunun yine alt başlıklarından bir tanesi. Temel anlamda denklem nedir? Denklem nasıl çözülür? Denklem çözmeyi şu an anlatıyorum. Sayılarda, ondan sonra sayıların içinde bulunan faktöriyelde, asal sayıda, rasyonel sayıda hep kullanacağız. Ama denklem çözmeyi ben size ayrıca bir konu başlığı olarak yine anlatacağım. Tabii bunun için biraz daha büyümeniz lazım. Basit denklem çözme ne demek? Önce denklem midir arkadaşlar? İçinde en az bir tane harfli ifade bulunan eşitliklere denklem denir. Mesela şu adam bir denklem değildir. Bu bir denklem değildir. Bu bir ifadedir. Eğer bu adama bir de eşitlik eklerseniz, işte bunun adı denklem oluyor o zaman. İçinde en az bir tane bilinmeyen olan eşitliklere, eşitlik bu işte, eşitliklere denklem deniyor. Tabi burada denklemin türü de önemli. Tabi biz burada çok fazla türünden bahsetmeyeceğiz ama çok kaba ve şöyle teknik anlamda bir tanım vereceğim. Ax artı b eşittir 0. Tabi burada arkadaşlar soru içinde göreceksiniz birazdan. A da b de belli sayılar. A'nın yerine 3 gelecek, b'nin yerine 7 gelecek gibi. X burada bizim bilinmeyen adamımız olmak üzere. Bu tür bir ifadeye x'e bağlı birinci dereceden bir bilinmeyene denklem diyorlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Ama tabii bizim işimiz şu an bunlar değil. Ben size sadece kaba haliyle söyleyeceğim. 2x eksi 5 eşittir 7. İşte bu ifade bir denklemdir. Peki bu denklem nasıl çözülür? Peki denklem çözmek ne demek? Denklem çözmek demek arkadaşlar, eşitlikteki o bahsi geçen harfin kaç olduğunu bulmak demektir. Eşitlik varsa bunu biz bulabiliriz zaten. Peki nasıl bir yöntem uygulanır? Yöntemimiz şu olur arkadaşlar. Bilinenler eşitliğin bir tarafında kalır. Bilinmeyenler eşitliğin diğer tarafında toplanır. Peki bu ne demek? Bu da şu demek. Bakın burada bilinen değerlerden kastettiğim şey 7. Değeri belli. 7 zaten. Eksi 5. Değeri belli. Ne olduğu belli. Ama buradaki 2x adamın ne olduğu belli. Çünkü işin içinde x var. Bu x sebebiyle ben bu adamın ne alt olduğunu bilmiyorum. X'i bulabilmek için ben paşa gönlüm öyle istedi. Bilinmeyenleri solda, bilinenleri de sağda toplamak istiyorum. Paşa gönlüme kalmış bir iş. Bunun için eksi 5'in bulunduğu yerden eşitliğin sağına geçmesi gerekir. Eşitliğin bir tarafından diğer tarafına bir adam geçirdiğiniz zaman o adam cinsiyet değiştirir. Şöyle ki 2x olduğu yerde durur. Eşittir duruyor, 7 duruyor. Bizim burada yerini değiştirdiğimiz adam olarak sadece eksi 5 var. Bu adamı aldım, öbür tarafa attım. Bu adamın öbür tarafa atılmış olması cinsiyetinin değişmesine sebep olur demiştik. Aha değişti. Eksi 5'ti, artı 5 oldu. Artı 5 olsaydı eksi 5 olacaktı. 2x eşittir 12. 7 ile 5 topladım. Aslında düşünce şeklimiz bizim burada şu. 2 ile kaçı çarparsam 12 eder? Tabii ki 6. Ne olacak başka? Yapacağımız şey burada tabii böyle demek yerine son adıma geldikten sonra x'in önünde ne varsa her iki tarafı 10'a bölmek. Aha böldüm. X eşittir 6. İşte arkadaşım bizim şu an yaptığımız bu işlemin adına denklem çözme, bulduğumuz bu sayının adına da denklemin kökü diyorlar. Denklemin kökü budur denir. Denklem çözmeyle ilgili yeni bir örnek daha. Denkleminin çözümünü bulalım diyor. Çözüm kümesini bulalım diyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Artı 5 burada fazlalık aldım öbür tarafa. 3x eşittir 14 eksi 5 yaptı. 3x eşittir 14'ten 5 çıkardım 9 yapar. X'in önündeki fazlalığa bölüyorum. 3'e bölüyorum. Aha böldüm. X eşittir 3 yapar. 3 sayısı denklemin köküdür. Ama hocam bu adam bizden denklemin çözüm kümesini istiyor. Bu ne? Ya aslında aynı şeyi soruyor. Kök dediğin adamın hani şu küme gösterimi falan vardı ya, Venn şeması, liste yöntemi ta ilkokul zamanlarından. Bunu eğer şöyle yazarsanız işte bunun adına da çözüm kümesi diyorlar. Şurada çözüm kümesi. Çözüm kümesine denklemde bulunan bilinmeyenlerin kaç olduğunu yazdığın küme. Hepsini yazarsan çözüm kümesi oluyor işte. Aradaki fark bu. Geldim biraz daha büyük bir örneğe. Biraz daha büyük, birkaç beden büyük bir örneğe. Aslında tip olarak gene benzer. Bak arkadaşım.
Eğer şurada 7 eşittir olmasaydı bu adamın adı harfli ifade olacak. İçindeki eşitlikten kaynaklı artık bu adamın adı denklem. Denklem nasıl çözülür? İşlem önceliği kurallarına bağlı kalarak çözülür. İşlem önceliği kuralları ne? Enişteki parantezi işlemle başlar. Kim var enişte? Bakın bunlar parantezi işlemler. X'te 1'i toplayamam. X'ten 1 çıkaramam. Niye? Çünkü biri harf, biri sayı çıkmaz. Böyle bırakman lazım. Buradaki şu 3'ü parantezin içine dağıtmam lazım. Dağıtıyorum. Açtım. 3x artı 3. Öbür adamı yani buradaki -2'yi de dağıttım içeriye. Aç. -2x. -2 ile -1'i çarptığım zaman artı 2 eşittir 7 yapar. 3x'ten 2x çıkardığınız zaman x artı 5. Tabii 3'te de 2 topladım ben. 7 yapar. 5 burada fazlalık. Öbür tarafa attım. Cinsiyeti değişti. 7-5. X eşittir 2. Bu denklemin kökü 2'dir. Çözüm kümesi ise aha da budur. Cevabı bu olur arkadaşlar. Biraz daha kalabalık. Çözüm kümesini bul demiş. Bulalım. Şimdi yine burada şeytana uyup şeytan dürter burada. Bak arkadaşım. Şeytan dürter. 3'ten 4'ü çıkar. 3'ten 4'ü çıkar der durur. Dinleme ayıp. 3'ten 4'ü çıkarmaman lazım. Sebep? Çünkü şurada çarpma işin var da o yüzden 3'ten 4'ü sakın çıkarma. Gözünü seveyim. 3'ten 4'ü çıkaramazsın. Parantezin içindeki işlemi de yapamazsın. Çünkü bir harf, bir sayı yapamıyorsun. Mecbur parantez açman lazım. Nasıl açacaksın? Eksi 4'ü alıp parantezin içine yaslayacağım. Yasladım. 3 eksi 4 artı 4x. 2x artı 7 yapar. 3'ten 4'ü şimdi çıkarabilirim. Eksi 1 artı 4x. 2x artı 7 yapar. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa ama ne tarafa? Paşa gönlünü nasıl istiyorsa o tarafa. Bunun belirli bir kuralı yok. Keyfine kalmış. Ben yine bilinmeyenleri solda, yine bilinenleri sağda toplamak istiyorum. Bunun için de şunu yapıyorum. Bilinmeyenler şunlar. Bilinenler bunlar. Üstünü çizdiklerim. 2x'i aldım sola attım. Eksi 1'i aldım sağa attım. Bu atımlar sırasında cinsiyet değiştirmeyi unutma. 4x. Şimdi 2x sağdan sola geçecek. Bu adamın işareti artıydı. Öbür tarafa geçerken -2x olur. 7 yerinde duruyor. -1 öbür tarafa geçerken artı 1 olur. 4x'ten 2x çıkardım. 2x 8. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 4 yaptı. Bu denklemi sağlayan x değeri 4'tür veya çözüm kümesi 4'ten oluşan kümedir. Geldim yeni bir örneğe daha. Denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Burada tip farklı ama birazdan aynı olacak. Şimdi arkadaşım bunu yazmamın sebebi size şu. Burada içler dışlar çarpımı dediğimiz bir kavram var. Belki eş dost arasında çay çorba içerken, böyle çekirdek çitlerken falan duymuşsunuzdur. Aa içler dışlar çarpımı nedir falan diye. İşte o bu. Bunu şimdi size burada anlatacağım. Burada arkadaşım 2'nin bir kere paydası olmadığı için bu fukaranın paydasına 1 yazıyorum. Bu 1'i yazdıktan sonra içler dışlar çarpımı demek şu ikisini birbiriyle çarpıp şu ikisini de birbiriyle çarpmak araya da eşitlik koymak içler dışlar çarpımı yapmak anlamına gelecek. 1 çarpı 3x artı 1 x eksi 2 çarpı 2 yaptım. İşte bunun adına içler dışlar çarpımı diyorlar. Peki burada nasıl yapılır? 1'i parantezin içine dağıtsan ne olur? Dağıtmasan ne olur? Bir etkisiz eleman çarpsan ne olur? Çarpmasan ne olur? 3x artı 1 eşittir. Şimdi sağ tarafta farklı görünen bir şey var. Hani aşina olmayanlar için farklı gelebilir. Bunun 2'nin burada bulunması hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Bu 2 burada da olsa yine çarparak devam ediyorsun. 2 ile eksi çarpıyorsun. 2x. 2 ile eksi 2 çarpıyorsun. Eksi 4. Bunu sola, bunu sağa. 3x eksi 2x eşittir. Eksi 4 eksi 1. X eşittir. Eksi 5. İşte denklemin çözüm kümesi, çözüm denklemin kökü eksi 5 demektir. Aynı örneğin tıpkısının, benzerinin, değişinin, farklısının neredeyse benzeri. Bu kadar uzun cümle kurdum. Şu ikisini çarpalım. 5 çarpı x artı 1, 4 çarpı x eksi 2, parantezler açısım geldi. Aç. 5x artı 5, 4x eksi 8, bunu bu tarafa, şunu ne tarafa? 5x eksi 4x eşittir. Eksi 8 eksi 5 yapar. Yerlerini değiştirdim. Değiştirirken cinsiyetlerini değiştirdiğine dikkat edin. X eşittir. Eksi 13 yapar arkadaşlar. Cevabı bu olur.
Arkadaşlar bu giriş kısmıydı. Şimdi ben dersi burada bırakıyorum. Denklem çözme kısmı ve temel işlem bilgisi kısmı bu kadar. Bundan sonra sayılarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar.